Teknofest 2020 Efficiency Challenge yarı startını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar verdi. Evet, an itibariyle başlangıç yapıldı. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest için geri sayım devam ediyor. Efficiency Challenge elektrikli araç yarışması Kocaeli Körfez yarış pistinde devam ediyor. Gençlerin alternatif enerjili elektrik araçlarını yarıştırdıkları final yarışı Kocaeli Körfez yarış pistinde heyecanlı anlar yaşattı. Genç yeteneklerin geleceğin çevre dostu araçlarını sergilediği heyecanlı anlara sahne olan yarış nefes kesti. Körfez yarış pistinde yarışan 20 takım için yarış startını veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar vererek gençlerin heyecanına ortak oldular. Geleceğin araçlarını tasarlayan takımları yarış pistinden uğurladılar. Biz Teknofest'i iki amaç için düzenliyoruz. Birincisi tüm halkımızda uzay, havacılık, bilim, teknoloji alanında bir farkındalık oluşturmak, bir iştiyak oluşturmaya çalışıyoruz. İkinci amacımızsa özellikle teknoloji yarışmalarıyla biz gençlerimizi bilime, teknolojiye, üretime yönlendirmek istiyoruz. Teknofest 2020 kapsamında 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına Türkiye'de 81 ilden 20.197 takım başvuru yaptı. Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarına katılan 100 bin genç geliştirdikleri projelerle geleceğin teknolojilerini hazırlanıyor. Tabii biraz benim için de şöyle bir anlamı var bunun. Biliyorsunuz ülkemizin ilk milli insansız aracını yaptığımızda ufacık 5,5 kiloluk bir uçaktı. Ben bu teknolojinin ucunun ne olabileceğini açıkçası buradan görebiliyorum. 1-6 Eylül tarihleri arasında Kocaeli Körfez yarış pistinde yapılan alternatif enerjili elektrikli araçlarını yarıştırdıkları yarışma elektromobil, batarya elektrikli ve hidromobil, hidrojen enerjili olmak üzere iki kategoriden oluşuyor. Efficiency Challenge elektrikli araç yarışması kapsamında bugün 20 takım yarıştı.